Son oturumumuzda bize Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden felsefe bölümü başkanı Profesör Doktor Halil Turan ve felsefe bölümü başkan yardımcısı Doçent Doktor Barış Parkan eşlik edecekler. Son oturumumuzda ele alacağımız konu biraz da Descartes'in, felsefede Descartes gündemi olarak Descartes'in felsefe tarihinde, düşünce tarihinde nasıl bir etkisinin olduğu, nasıl bir gündemle hala günümüzde yaşadığı, biz daha hangi konuları tartışma konusu olduğu üzerine başlıklara değineceğiz. İlk konuşmacımız Barış Hoca ile başlayacağız. Süreç felsefesinde Descartes eleştirisi başlıklı sorumuz sunacak size. Buyurun hocam. Merhabalar. Öncelikle bu oturuma bir kez daha Menteşe Belediyesi'ne ve Felsefe Kültür Sanat Derneği'ne teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ben sunumumda Descartes'in Töz ontolojisinin özellikle ontolojiyi temizledikte metafiziğinin 20. yüzyılda Whitehead tarafından eleştirisini, bunu pragmatizmle ve Nietzsche'yle benzerliklerine de değinerek anlatacağım. Nietzsche pragmatizme biraz hızlıca değineceğim. Bir tek Whitehead'den daha aşina olabileceğiniz için onların bazı kavramlarına. Whitehead, Bertrand Russell'ın Principia Mathematica'yı yazmış olmasıyla öncelikle bilinen bir düşünürdür. Yani bir matematik felsefesi başlangıçta, fakat daha sonra bilim felsefesine, oradan spekülatif metafiziğe kayıyor. Çünkü günümüz biliminde tanımlanan dünyanın felsefede devre alına gelmiş kavramlarla bugünkü insanın dünyayı anlamlandırmasının çok mümkün olmadığını etik, estetik ve benzeri açılardan görüyor ve bunun için bir kavramsal çerçeve sağlamak derdinde. Ve Süreç ve Gerçeklik adlı eserinde de bu kitabın felsefi düşüncenin Descartes'le başlayıp Hume'la biten dönemini tekrardan bir ele almak amaçlı yazdığını söylüyor. Whitehead'in daha önce yazdığı bir kitapta adını koyduğu doğanın çatallanması dediği bir sorun var. Bu bir hatalı kuramsallaştırma modern felsefeye yerleşmiş olan ve Descartes'la bu sorunun başladığını ruh beden ikiliğiyle söylüyor. Günümüzde kualya sorunu olarak zihin felsefesini oldukça meşgul eden bir sorun. Belki yapay zeka ile ilgilenenler özellikle farkındadır bu sorunun. Sorun şu, fizik bilimi Descartes'in döneminden itibaren Galileo'cu fizik dünyayı tamamen uzamsal, daha önceki oturumlarda da konuştuğumuz gibi matematiksel özellikleri ön planda tutarak tanımlıyor. Niteliksel özellikler bu şekilde tanımlanan bir fiziksel dünyada ontolojik olarak yer bulamıyorlar kendilerine. Mesela bir karanlık bir odada bir gül, kırmızı bir gül, kırmızı mıdır? Işıkları söndürdüğümde, ışıkları tekrar yaktığımda kırmızıyı görüyorum, fakat o gördüğüm kırmızı, gülün yapraklarında değil aslında gördüğüm şekilde. Çünkü karanlıkta birdenbire o yapraklarda değil aslında. Ben gördüğümde benim zihnimde, beynimde dersek, zihnim neresi? Beynimde de değil. Çünkü beynimde gri beyaz bir renk. Kırmızı orada bir yerde de değil. Gülün yapraklarında da değil ama nerede gördüğüm kırmızı o zaman? Bu fiziğin tanımladığı dünyaya ait değilse ontolojik olarak ayrı bir gerçeklik düzlemi kurgulamamız gerekiyor gibi duruyor. Descartes'in sorunu da bu. Bunu 6. meditasyonda ruh-beden ikiliğini ortaya koyduğu argümanında şöyle söylüyor. Hızlıca bir meditasyonun kendisinden okursam şöyle diyor. Bu incelemeye başlangıç olarak burada ilk önce ruh ile beden arasında büyük bir fark olduğunu görüyorum. Beden doğası gereği her zaman bölünebilir. Ruhsa hiçbir şekilde bölünemez. Nitekim ruhumu, yani sadece düşünen bir şey olarak kendimi göz önüne aldığımda kendimde hiçbir parça ayırt edemiyor, tersine mutlak surette bir ve bütün bir şey olduğumu apaçık biçimde kavruyorum. Ama bütün ruh, bütün bedende tam olarak birleşmiş gibi görünmekle birlikte bedenden bir ayak, bir kol veya başka bir parça ayrılacak olsa, bu yüzden ruhumdan da hiçbir şeyin eksilmediğini pek iyi biliyorum.
İsteme, duyma, tasarlama gibi yetilere tam anlamıyla ruhun parçaları denemez. Çünkü istemek, duymak, tasarlamak gibi edinleri yapan her bütünlüğü içinde aynı ruhtur. Fakat cisimli ya da yayılmış şeylerde bunun tam tersi olur. Zira bu türden nedeni küçük olursa olsun hiçbir şey imgeleyemem ki düşüncem de kolayca bölüp ufalayamayayım ya da zihnim olayca onu kolayca parçalara ayıramasın. Dolayısıyla bölünebilir olduğunu bilmeyeyim. Yani madde temel özelliği hep bölünebilir olmakla karakterize. Ruh, zihin, düşünce ise en temel özelliği bölünemez bir bütün olan bir şey olarak tanımlanmakta ve aynı şey iki çelişik temel özelliği bir kendinde taşıyamaz bir söz. Bu nedenle bu ikisi iki ayrı söz olarak ortaya koymak zorunda. Burada şimdi süreç felsefesinin itirazı, doğa kavramımızda bu şekilde bir yorum oluşmasının, oluşmuş olmasının sezgilerimize, sağ duyumuza çok aykırı gelmesi. Çünkü biz doğa dediğimizde sadece fiziğin konusu olan şey değil, bütün varoluş alanını kastediyoruz. Yani gülün yaprağı, onu açıklayan elektronlar da, ışık dalgaları da, benim gördüğüm kırmızı da hepsi aynı doğaya ait değil mi diye soruyoruz kendimize bu noktada. Bunu en bilindik eleştirileri bu ikiliğin, çatallanmanın diyelim, Amerikan pragmatizminde, kıta felsefesinin yanı sıra Amerikan pragmatizminde görüyoruz. John Dewey'nin mesela felsefenin kendini yenilemesinin gerekliliği adlı makalesinde beş maddeye indirgeyerek bu sorunu özetliyor, şöyle diyor. Modern felsefede sorun öncelikle düşünce ve doğanın deneyiminin birbirine antitetik olarak görülmesi ve bunun sonucu olarak öznelciliğe giden bir eğilim. Ve bu deneyimlerin, algıların öznenin kişisel alanı gibi görülmesi, özneni bir hayalet gibi dünyayı seyrediyor ama ait değilmiş gibi gözükmesi. Yani bedenim, cesedim dediğinizde, korkunç cesedim bu dünyaya ait ama çektiğim acı, gördüğüm kırmızı sanki bu fiziksel doğaya ait değilmiş gibi görünüyor. Ve o zaman özne ve öznenin denebilir doğaya bu kadar dışsal bir şekilde kurulduktan sonra nasıl olup da gündelik hayatımızda aslında fiziksel dünyada bu kadar haşirleşik bir şekilde bir şeyler yaptığımız sorusunda bu kurguda baştan bir şeylere çok yanlış gitmiş olduğunu fark etmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Bunun bir sebebi de üçüncü bir eleştirisi. Genelde modern felsefede düşünmenin hep verili olanın üzerine adeta bir tefekkür gibi uzaktan bakarak düşünme şeklini alması. Oysa gerçek hayatta düşünme ve verili olanla bir aktif bir şekilde uğraşmak, deney yapmak, bu deneylerden çıkarım yapmak çok daha iç içe süreçler. Ve dördüncü noktada bunu Whitehead'de açacağım ama pragmatistler de bu noktayı çok vurguluyor Dewey. Modern felsefenin bize verdiği deneyim anlayışı duyular üzerinden ve duyuların sens datanın kavramsallaştırılışında çok ciddi sorunlar var. Özellikle de burada pointlistler gibi resim sanatında nokta 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 parçacıklar halinde hep duyuları düşünüyor olmaları ve ilişkileri, tam bağlantıları, dinamik etkileşimleri tamamen arka plana atıyor. Bunun hesabını veremiyor olması modern felsefenin eleştirilen noktalar. Şimdi genelde bütün bunlar özne nesne ayrılığının eleştirisi diye ortaya konuyor ama Whitehead'in eleştirisi daha önce. Çünkü özne nesne kopukluğu diye eleştirdiğimizde tam olarak hangi ayrımı eleştirdiğimiz belli olmuyor. Mesela bir bilen olarak özne, bilen, bilimsel olan özne ve bilinen nesne ayrımından bahsedeceksek böyle bir ayrım ortaya koymak gerekir ve bu metafizik bir konudur. Ama Whitehead'in eleştirdiği doğanın çatallanması dediği şey doğanın kendi içinde bir bölümü. Gördüğümüz makroskopik doğa ile bunun nedensel açıklamalarını bize veren mikroskopik fizik bilimini tanımladığı doğanın sanki farklı gerçekliklermiş, cesine birbirinden koparılmış olmasını eleştiriyor. Bu yüzden de aslında doğanın açıklamasını bize veren fizik ve nedensellik ilişkileri doğa felsefesinin konusu olmalıyken metafiziğin konusu haline gelmiş oluyor ve hani Kant'taki
gibi. O zaman doğa felsefenizde ya da ontolojinizde ciddi bir sorun var demek. Ya da metafiziğin konusu olan şey, bilinen ilişkisi, Descartes'te bir algılayan, algılanan ilişkisi, bilinç ve onun içeriğinin ilişkisi gibi metafizik bir şeye dönüşüyor. Ya da metafizik olması gereken kısmı, doğanın içinde bir metafizik ayrımı varmış gibi ortaya konuyor. Bunları eleştirecek. Whitehead burada sorun nerede başladı, keşfetmeye çalışırken öznelce ilke dediği bir şey var, özellikle töz kavramının eleştirisine dönüşecek. Bu töz kavram yerine süreçleri temel alan, statik değil, dinamik entitileri temel alan bir ontoloji kuracak. Etienne Gilson'ın bir tezi var. Şöyle diyor, ben direkt kendisini okumadım da Balz'ın bir makalesinden. Descartes aslında kendi ilkeleri ışığında ruhun ne, nasıl bir şey olacağını baştan tasarlamamıştı ve görünce şaşırmış olması gerek. Yani aslında kendini istemeden, kendi argümanları tarafından başta düşünmediği, kabul edemeyeceği bir pozisyona mecbur bırakılmış buldu Kart diyor. Yani şöyle bir şey, başta ortaya konan sorgulama hareketinin temelinde zihin kavramı yok. Yani evet cogito var ve özü düşünmek olan bir tözle en sonunda sonuçlanıyor ama başta Descartes ben neyim o zaman dediğini düşünüyorum öyle varım. Düşündüğüm sürece varım dedikten sonra ben peki bu var olan şey ne diye sorduğunda düşünen bir şey diyor ve buradaki psikolojik süreçleri sayıyor işte murad eden, tahayyül eden vesaire diye saydık dün diye hocamız anlattı onları. Fakat şeyi maddeden tamamen farklı bir ontolojik yapıda bir şey olduğunu 6. meditasyona kadar görmüyor, göstermiyor, söylemiyor diyor Gilson. Çünkü konu şu, aslında Descartes bilimin bildiğine inanıyordu ve kendini bunu kurma misyonuna adamıştı. Fizik çalışıyordu ve bu sırada başta metafizik sorunlarla ilgilenmiyordu. Daha sonra bu fizik için bir metafizik oluşturmak istedi. Yani bu anlamda maddesel tözü, cismi nasıl tanımlayacağına baştan zaten karar vermiş olmalı. O uzamsal bir şey, temel özelliği, bölünebilirlik olan, matematiksel olarak analizi yapılabilecek olan bir şey. Yani iki tane Descartes var. Biri şüphe yöntemini kullanarak burada asıl söylemek istediği doğal ışıkla, akıl doğal ışığıyla kendinden açık şeyleri birleştirerek şunu göstermeye çalışıyor. Bu kendinden açık bilginin yani matematiğin ontolojik geçerliliği olduğunu, matematiğin aynı zamanda bir emin olma ilkesi olabileceği, yani matematiğin fizik biliminin temeli olabileceği, ontolojik olarak gerekçelendirebileceğini fiziği söylemek istiyor. Fakat sonra istemeden kendini, kendi argümanları tarafından neden-zihin ikiliğine doğanın çatallanmasını götürdüğünü bunları görmek zorunda kalıyor. Fakat burada sorun şu ki, bu nesnel temeli Tanrı da buluyor, yani teolojik bir dayanağa dayandırıyor ve Tanrı tamam matematiğin fiziğe de uygulanabileceğini, dış dünyaya uygulanabileceğini garantörü oluyor belki. Fakat matematik doğaya tam olarak nasıl bağlanıyorum Tanrı bize veremiyor. Çünkü bunun için duyulara ihtiyacımız var. Sistematik bir korelasyon yapabilmemiz için zihnimizdeki algılarla dış dünyadaki tiker çoğul cisimlerin hareketleri, varoluşları arasında. Fakat duyular cezalı, onlar bilgi aracı olarak kabul görmüyorlar. Madde kavramı içkin bir kavram, doğuştan gelen bir kavram. Bunu duyular yoluyla almıyoruz. Bir meşhur bağlumu pasajı var ikinci meditasyonda. Orada Descartes bir bağlumunu alıyor ve şey diyor, duyularla bana bu bağlumunun ne olduğunu söyleyen her şey aslında değişiyor. Mesela vuruyorum, tak tak bir ses çıkıyor, şöyle bir kokusu var, böyle bir şekli var ama ateşe tutunca bağlamını, bütün bu özellikleri değişiyor. Rengi değişiyor, hacmi değişiyor, yayılıp yer kaplayan bir şey oluyor, tadı değişiyor eğer dilimi yanmadan dokundurabilirsem. Ama aynı kalan şey ne burada? Bunun yer kaplayan, yani uzamlı bölünebilir, yayılabilir bir şey oluşuyor. Ve ben bunu diyor, zihnimle biliyorum, duyularımla değil,
diyor. Yani maddeyi de bu şekilde burada tanımlıyor o maddesel teze ve bir ide olarak. Neyse, özet olarak ama şey oluyor, dış dünyadaki süreçlerle zihindeki algıların korelasyonu kurulamıyor. Ve bu anlamda bilimin bütünlüğünü gösterebilmiş olmuyor Descartes. Ayrıca bu korelasyon sorunu bir kenarda dursun, daha buna gelmeden uzam içinde çoğulluğu, yani farklı tikel maddelerin birbirinden ayrışmasını ve bu tikel maddelerin nasıl olup da hareket ettiğini de Descartes açıklayamıyor. Naim Hocam önceki oturumda biraz değindi, hareketi bu vortexlerle dönen şeylerle açıklamaya çalışıyor, maddenin içinde boşluk yok falan. Tam çok karman çorman acayip bir şey Descartes'in tikel maddeleri açıklayışı ve bu aslında bir tek Descartes'in sorunu değil. Whitehead'in bir lafı vardır meşhur, felsefede madde bir şeyden ziyade bir problemin adıdır der. Çünkü madde aslında töz metafiziğiyle düşünürsek, töz altta yatan şey olduğu için belirsiz bir şey ve belirsiz bir şey olduğu için de ayrıştırmak ona mümkün değil. Maddeyi tikel şeylere ayrıştırmak için form gerekiyor. Bu yüzden mesela Aristoteles'te de bir yandan tözü altta yatan olarak kavruyor, bir yandan tikel parmağımla gösterebileceğim, bu kitap diyebileceğim bir şey olarak görüyor. Fakat bu kitabın neyi, töz gerçekten ne o zaman, madde mi, form mu diye sorduğumuzda da Gurur Hocam'ın dediği gibi bir buçukçu bizi olduğuna çok da karar veremiyor. İşte madde diyemiyor çünkü o zaman tikelleştiremiyor. Form desek, formlarla da tikelleştiremiyoruz. Çünkü formlar tümeller olarak kavranılmış. O zaman formla maddenin birleşkesinden desek, İlk değil o da. Madde ayrı, form ayrı, ikisinin birleşmesi ontolojik sıralamada bir sorun var gibi gözüküyor. Ya da tümeller değil de başka bir şey düşünsek, öz gibi, o özü nasıl anlayacağız? Tanımını vermek desek, tanım da bir tikelin tanımı yapılamaz. Sokrates'i en fazla bir insan diyeyim, insanın tanımını yapabiliyoruz ama Sokrates'in tanımını yapamıyoruz. Onu bir konfigürasyon uzam içinde düşünmeye çalıştığınızda işin içine gene madde katılıyor. Yani madde sıkıntılı bir kavram söz olarak ele almaya çalıştığımızda. Zihinsel töz tarafına bakarsak da tekrar dedik başta bir cogito var, düşünen bir şey. Sonra nasıl bir töz kavramına evriliyor Descartes'te 6. meditasyona kadar. Kendisi çok fazla ontoloji yapmadığı halde bu zihinsel töz kavramının en çarpıcı eleştirisini Nietzsche'de buluyoruz. İyi ve kötünün ötesinde de birinci bölüm 16. paragrafta Descartes'in cogito argümanında tamamen skeptik bir yerden başladığını, bütün ön kabulleri yıkarak başladığını iddia etmesine karşı hala birçok ontolojik ön kabulle hareket ettiğine Descartes'in dikkat çekiyor ve diyor ki düşünüyorum cümlesini analiz ettiğimde bir dolu varsayım buluyorum, şunları buluyorum mesela diyor. Düşünenin ben olduğunu, düşünme varsa düşünen bir şeyin olması gerektiğini, düşüncenin onun nedeni olan bir varlığın etkinliği olduğunu, bir egonun olduğu ve en son olarak düşünmenin ne olduğunu bildiğimi varsayıyorum ve bunların hiçbirini saymam haklı değil aslında diyor. Daha bir sonraki kısımda da ilkin ele alıyor bu varsayımlardan. Diyor ki bir kere ben düşünüyorum diyemem çünkü bana gelip giden düşünceler o kadar da benim kontrolümde değil. En fazla bir şey düşünüyor diyebilirim ama o bir şeyin bir zihin olduğunu söyleyemem diyor. Burası biraz şey gibi, geyik gibi de sonra şunu diyor, burası çok önemli. Bir şey düşünüyor demek bir süreci belirli varsayımlarla yorumlamak oluyor. Çünkü burada şöyle bir şey çıkarım yapılıyor. Düşünmek bir şey yapmaktır. Bir şey yapılıyorsa, yani bir sıfat, bir nitelik ya da bir hareket varsa bunu bir yapan ya da o sıfatın altında yatan bir cevher vardır. Yani bir yüklem varsa bir özne olmalıdır. Bu hani bize başta çok mantıklı gelebilir. İşte gidip denize bakıyorum, yüzen insanlar var. Orada bir yüzme hareketi vuku buluyor demiyorum. Birileri yüzüyor diyorum ya da. Ve bu anlamda gündelik dilde kullanımımıza bakınca evet bir yüklem varsa bir özne olmalı gibi düşünüyoruz. Ama aslında buna karşı birçok örnek de verebiliriz. Mesela yağmur yağıyor dediğimizde cümlenin özne yüklem yapısı bize feci şekilde yanıltıyor o cümleyi kurdururken. Yağmur diye bir şey var ve yağıyor sanki.
ya da rüzgar esiyor, şimşek çakıyor dediğimizde bir şimşek var ve çakıyormuş gibi düşünüyoruz. Oysa sadece bir süreç var, sadece yüklem var aslında belki orada, ona yüklem demek de yanıltıcı. Bunu ahlakın soy kütüğünde ahlaki bir eleştiriye de bağlıyor, geleneksel ahlak eleştirisine. İşte meşhur bir avcı kuşlar ve kuzular pasajı var. Kuzular avcı kuşları hiç sevmez, onları kötü olarak görür. Oysa kuşlar hiç öyle kara kalpli değildir, kuzuları çok severler. Ne kadar lezzetli, ne güzel gibi. Seviyoruz, dün konuşuyorduk, bunu tavşan çok severiz, öyle kuzuların hepsini biz de çok seviyoruz, çok temiz kalpliyiz. Fakat şimdi burada Nietzsche oradan şeye çıkaracak, yani bir eylem varsa o eylemin altında eylemi yapmak ya da yapmamakta serbest olan bir iradeye sahip bir ruh var gibi varsayımlar yine aynı tip töz nitelik metafiziğine benzer, paralel bir şekilde gelişiyor. Oysa güçten kendini güç olarak ifade etmemesini istemek, zayıftan kendini güç olarak ifade etmesini beklemek kadar garip, absürt ona göre. Orada bir enerji, ben şu masayı niye kaldıramıyorum diye bana kızabilirsiniz de nasıl kızamayacaksınız aynı şekilde. Güçlüye de gücünü ifade etmeden duramıyor diye suçlamak. Aslında şey, neyse, biz tekrar ontoloji kısmına dönersek, eleştiri özetle şu: Aristoteles ontolojisinden beri töz, dilde özneye tekabül eden bir şey olarak kavramsallaştırılmış. Gerçekten var olan şeyleri işte parmağımla götürüyorum, bu bir kitap, bu bir at ve ondan sonra onu hep tümellerle niteliyorum. At kahverengi, at koşuyor, atın rengi değişebilir ama altta yatan at gerçekliği aynıdır gibi. Ama aslında bu bizim sadece doğayla baş edebilmek, onu anlaşılır kılabilmek için pratik, pragmatik amaçlarla oluşturduğumuz sahiplenmeler ve makroskopik dünyada çevremizde gördüğümüz, hakkında konuştuğumuz statik varlıklar aslında nadir şeyler. Doğaya daha mikroskopik düzeyde bakarsak ya da genel olarak doğaya bakarsak bu kategoriler yanlış olmasa bile çok ciddi soyutlamalara, basite indirgemelere dayanıyorlar. Nietzsche, atomizmin de aynı alışkanlığı ısrarla sürdürmeye dayandığını söylüyor. Mesela şimdi renk taşta ya da kırmızı gül yaprağında diyemiyoruz. Aslında burada şöyle bir gariplik de var, farkına dikkat çekeyim. Aslında uzamsal olan, hani dış dünyaya uzamsal olan, yer kaplamak olarak, yer kaplayan aslında renk. Ama onu atıyoruz, oraya ait olarak görmüyoruz. Sonra bakıyoruz işte moleküler teori taşın sürekli bir taşın sürekli bütün duran bir şey olduğu fikrini alıp götürüyor bizler. O zaman taşla ilgili yanlış metafizik varsayımları moleküllere uyguluyoruz. Aynı şey molekülün de başına geliyor. Bu sefer atomlara uyguluyoruz. O da oluyor, protonlara, elektronlara uyguluyoruz. Ve hani Whitehead burada artık o töz metafiziği üzerinden ısrarlı düşünmenin sınırlarına artık iyice zorlandığını, o sınırlara dayandığımızı söylüyor artık. Esrarengiz bazı enerji bilimleri var, onların da böyle bir elektrik atılımları gibi hala renkler içinde hareketinin izini sürmeye çalıştığımız parçacıklar olarak düşünmeye çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, zaman alışkanlığınızı ifade edelim. Şimdi, Nietzsche'nin aksine Whitehead, şu varsayıma karşı çıkmıyor. Bir yüklem varsa altta yatan bir özne vardır. Yani bunun gramatik kısmına karşı çıkıyor ama mantıksal, kadim bir mantıksal ilke de var burada ve buna karşı çıkmıyor. Bu da şu, dün bir soruda da dillendirilmişti bu. Yok olsam yok olduğumu hayal edemezdim derken biri. Yani hiçliğin hiçbir sıfatı yoktur. Hiçliğin hiçbir özelliği yok. Bir nitelik, bir olay, bir hareket varsa bir gerçek vardır. Bu yüzden bu Whitehead'in ontolojik ilke diyor buna ısrarla ve bu gerçekliğe, yani bir şey var orada ya gerçek varlık demeyi tercih edecek töz yerine ve kendisi bu gerçek varlığın yapısını nasıl anladığını özne yüklem konotasyonlarından ayırarak anlatmaya çalışacak. Şimdi önce Descartes'te yani bu şeyi bir sürü yanlış kavramsallaştırmayı deşifre edip biraz geri gitmek gerekiyor.
ne oluyor? Bütün felsefe diyor, bütün modern felsefe, Whitehead'e göre dünyayı özne yüklem, töz nitelik ve tikel tümel ikilikleri çerçevesinde tanımlamanın zorlukları üzerinde dönüyor sürekli. Bu yüzden önce Descartes'in Orta Çağ'dan modern felsefeye taşıdığı öznellik sorunu dediği sorunu nereden çıkardığına bakacak. Burada öznelcilik dediği şey üç ön kabirden kaynaklı. Birincisi töz nitelik yapısını benimsemek. İkincisi Aristoteles'in töz kavramını kullanmak. Yani töz bir önerme ve hep özne olan ama asla yüklem olamayan bir şey. Yani ben bu at kahverengi diyebilirim ama bu kahve çok at diyemem mesela. Yani o şekilde asla yüklem olamaz. Bu aslında şu anlama geliyor. Gerçek varlıklar, tikeller diğer varlıkları niteleyemezler. Yani tümeller hep niteler diğer varlıkları. Yani tikeller tümellerin üzerinden, tikellerin tanımlanması, belirlenmesi, ne olduğunun anlatılması tümeller üzerinden yapılır. Ve bu yüzden bir ve iki bir arada töz nitelik yapısı ve tözün asla yüklem olamayacağı bize tikel tümel ayrımını veriyor. Töz, tikel, nitelik, tümel, gerçek varlıkları anlamak, tanımlamak, karakterize etmekte onların niteliklerini saymak üzerinden gidiyor. Bütün değişimde niteliklerin değişimi. Bu niteliklerin özsel olanları var, ilmeksel olanları var. Özsel olanları değiştiğinde yaratılış, yok oluş, jenerasyon falan oluyor. Descartes bu iki ön kabile, töz nitelik, özne yüklem, tikel tümel ikilikleri üzerinden kurulmuş olan bu çerçeveye bir şunu ekliyor. Birinci töz deneyimleyen özne. Bunun da zaten üstünde çok duruldu diğer sorularda. Ve bu üçüncü kabulü ekleyince bu töz nitelik tikel tümel çerçevesine şöyle bir öznelce ilkeyi elde ediyoruz. Bu da deneyimimizdeki verilerin sırf tümeller üzerinden yeterli bir çözümlemesinin yapılabileceği ön kabul. Yani öznenin zihnindeki algıları hep tümellerle anlayıp, tanımlayıp bunları çözümleyerek dünyayı, dış dünyayı anlayabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz ve bilim yapabileceğimiz varsayım. Daha sonra empirist Hume'da, Locke'da empirist oldukları halde bu anlamda öznelci kalıyorlar. Çünkü hep bilinebilecek her şeyi töz olan zihni niteleyen şeyler, algılar olarak düşünüyorlar. Ve bu öğreti bilimsel kuramı tamamen zihinsel, tamamen öznel ve bilimsel araştırmanın konusu olan gerçek varlıklara referans da oldukça farazi bir yerden yapılıyor oluyor. Ve bu yaklaşım bilimi, bilim felsefesini epistemolojik bir krize çıkmaza sürüklüyor aslında. Human skeptizminin altında da bu gizli ön kabul yatıyor. Zihnin özne onun içeriğinde tamamen tümeller olarak kavranması yatıyor. Bu açıdan Whitehead Descartes'a geri dönmek istiyor. Descartes'i daha çok seviyor. Çünkü Descartes gerçekçi ve dışarıya tekabiliyeti kurma derdi illetli bir şekilde var. Ve bu öznelci ilke nedeniyle Descartes'tan sonra Locke, Hume, Kant hattında gelişen düşünce biçimi dünyanın dengesini, ontolojiyi hep düşünce ayağı üzerine kuruyor. Birinci data, duyu izlenimleri. Daha sonra Kant belki hep sorunu ondan sonra düşünsel operasyonların analizi sorunu gibi görüyorlar. Whitehead Kant da onu seviyor. Bir kurulum olması deneyim. Çünkü kurulum olması demek süreç olması demek. Sürece vurgu olmasını seviyor. Fakat bunlar hep düşüncenin çözümlemesi değil. Gerçekten dış dünyanın çözümlemesi olması gerek. Yani o anlamda nasıl Marx Hegel'i tersine çevirmek istiyor. Whitehead de Kant'ı tersine çevirmek istiyor aslında. Şimdi burada Whitehead aslında Descartes'in Platon ve Aristoteles'ten beri en büyük felsefi keşfi yapmış olduğunu
söylüyor. Fakat kendi keşfinin önemini göremediğini söylüyor. Şöyle bir şey, en başta bütün felsefenin genel haklı genel kabulleri var. Başlangıç noktamız algılarımızı incelemek ve Platon'dan bu yana algı tikerle tümeli yakalamak olarak anlaşılmış. Bu bir taş, bu taş kırayım dediğimde tamam, bu tikeli evrensellerle, tümellerle tanımlıyorum. Sonra ben bunu nasıl algılıyorum diye soruyorum. Duyu organları yoluyla diyorum. Ondan sonra diyorum ki algıladığım şeydeki nitelikler algılayan açısından baktığımda benim duyumsamalarım bunlar bağlı. Aşırı bir gerçekçilik var şeye kadar, Descartes'e kadar, ama özne yüklem yapısına dayanan ve bu bir taş kriyi temel genelleme başlangıç noktası. Oradan genelleme yaparak ontoloji yapılmış. Şimdi Descartes burada öz nitelik yapısına vurguyu artırmakla beraber bir de diyor ki felsefenin en ilksel, en temel datasını düşünce deneyimine sahip olan şeyler, yani özneler sağlıyor. Burada keşif aslında şu, Whitehead'in Descartes'in gördüğünü ama önemini anlayamadığını söylediği keşif. Artık metafizik genellemenin başlangıç noktası bu taş gri değil, benim bu taşı gri olarak deneyimliyor oluşum. Yani bir süreç ve o sürecin altında yatan şeyin özne olması gereken bir süreç. Bu anlamda da Whitehead öznelci ama revize edilmiş öznelci ilke diyor buna. Bu yani burada önemli içgörü keşif, birinci töz, en gerçek varlık deneyimleyen özne olmalı. Ve Whitehead'in de ontolojisinde temel yapı taşı, gerçek varlıklar, bunlara deneyim damlacıkları diyecek, deneyimleyen şeyler. Ama bu deneyimleyen şeylerin deneyimini düşünce olmak zorunda olmadığını söyleyecek. Onun yerine o deneyim damlacıklarının çözümlemesine bakarak hisler üzerinden yapacak bunu. His derken ya da evet his diyelim, rehension diyor, o kendi icadı bir kelime. Algı gibi ama bilinç gerektirmeyen bir algı. Bunu bir antropomorfizm olarak görmemek lazım aslında. Biraz Leibniz'in Muğla teorisine de benziyor ama Whitehead'in modern felsefede eleştirdiği, yönteme dair eleştirdiği bir şey de şu olacak. Yöntemde hep bilinçte açık seçik olan, ontolojik olarak da en ilksel olarak ele almamız gerekir gibi bir yanlış varsayım var. Bu da belki de Platon'dan beri gelen bir ön kabul. Formları görmek, görüge bu kadar önem vermek. Oysa algıda çok daha ilksel şeyler, daha primitif şeyler var. Mesela Hume'un nedensel bir şey göreceğiz. Ben bir taşı ele aldığımda bu taş gri, yuvarlak vesaire diye özelliklerini saymaya çalıştığımda bu saydığım özellikler çok ciddi soyutlamalar. Benim çok daha içsel bir şekilde o taşı deneyimlediğimde bir hikaye geçiyor o taştan benim elime. Metafizik bir şey, yani burada şey bir şey demiyorum. Mistik bir şey demiyorum. Ama bedenim o taşı zihnimden çok önce algılamaya başlıyor zaten. Ve bu deneyim damlacıklarının Whitehead'in söylemek istediği gerçek varlıklar, deneyim damlacıkları olarak görülen gerçek varlıklar öncelikle kendilerinden başka gerçek varlıklarla bağlantı kuruyor. Onları bilinçli değil ama algılıyor olarak düşünmek zorundayız. Yani o deneyimi işte parçacıklara bölerek değil de bağlantıları vurgu yaparak başlamanın, ontoloji yapmaya önemi burada ortaya çıkıyor. Vaktim var mı? 5 dakika var. Şöyle hızlıca zaten konumuz Whitehead değil, Descartes ve Descartes'ta neyi eleştirdiğini özellik şeyinde hızlıca özetleyebildim umarım. Hani bunun alternatifi nasıl bir şey olur diye gelince çok teknik ve zor Whitehead ama hızlıca şöyle diyebilirim. Bu bütün hisseden şeylerin birbirini nasıl hissettiği konusunda Whitehead şeye katılıyor. Tümellerin o
olması tümel demek istemiyorlar. Platonik formlar gibi belli formların olması gerektiğine deneyimin oluşabilmesi için katılıyor. Şöyle bir alıntıyla hareket eden onu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle diyor. Her gerçekçi felsefenin temeli algıda açık edilen ve algılayanın doğrudan deneyimi ile bir ortaklığı olan nesnelleşmiş datanın varlığıdır. Yani diğer gerçek varlıkları bir kanıtı varsa, bunu arıyorsa, dış dünyanın varlığının kanıtını arıyorsa, bu ancak o an var olan şeyi, ben özne yani, Whitehead'deki özne, diğer şeyi kendi kompozisyonuna, kendi yapısına içkin olarak tanıyabildiği içindir. Yani ben bir algılayan olarak bir nesneyle bağ kurabiliyorsam, onun özüyle benim özüm ortaktır, diyor. Ve bu anlamda ortak olan zaten tikel değildir. Orada şey, platonik formlar gibi ayrı bir düzlemde olması gerekmez. Tümel de değil, form tikel varlıklarda gerçekleşiyor. Ancak bir gerçek varlık bir başka gerçek varlığa bağlanırken adeta fotokopisini çekerek o formun bağlanıyor ilk aşamada. Daha sonra o bağlandığı formu evriltiyor kendi algılamasında. Fakat burada en genel ortak özellik uzam, yer kaplayan bir şey oluşur. O anlamda Naim Hoca'nın sunumunda şey demesi de ilginç geldi. Dasein'de orada olmak, hani orada olmayı da çıkar, orası olmak. Her gerçek varlık bir orası. Kendini geçmişindeki dataları seçerek alarak teşkil ediyor. Bu zaman dışında, zaman mekan dışındaki bir süreç aslında soyut olarak düşünmek. Kendin diğer dataları bağlandığı, onları teşkil ettiği anda, kendi kendisini teşkil ettiği anda uzamı oluşturuyor, doğayı oluşturuyor. Yani şey gibi, zaman mekan bir gerçek deneyimin geçmişten, bir deneyim damlacının çevresindeki evrenden, geçmiş evrenden ama çünkü her an başta, her an değişiyor dünya. Bir projektöre böyle bir damla düşer gibi düşünün. Düşer gibi zaman mekanı teşkil ederek diğer şeyleri bu arada data bırakarak zaman ve mekanı teşkil ediyor olması. Bu anlamda şey de söyleyeyim, ortaklıklar, formlar, tümeller gerçek değil, potansiyeller bir gerçek varlıkta var olarak gerçekleşiyorlar. Bu anlamda uzam bölünmez bir şey ama bölünebilir. Potansiyel olarak bölünebilir bir şey. Gerçek varlık gerçekleşirken uzamı bölüyor. Uzamı bölerek, bölükleştirerek gerçekleşiyor. Böyle bir uzam zaman şey de var. Teorisi var. Descartes'in revize edilmiş versiyonu gibi. Fakat onun detaylarını ilgilenirseniz belki sonra konuşuruz. Çok yoğunuz. Teşekkür ederim hocam. Evet, Descartes'in yıkım yöntemi, bilgilerin ekibi bölümü süreci ve ulaştıkları sorunlar başlıklı.